Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir göz gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Bey. Ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Şimdi mültecilerin zor yaşamları Türkiye'de ve dünyada pandemiyle birlikte çok daha ağırlaştı, zorlaştı ve sağlığa erişimleri az daha fazla önem kazandı. Şimdi Türkiye'de geçici koruma altındaki sığınmacılar ile uluslararası koruma altındaki sığınmacıların sağlığa erişimleri daha görece kolay görünüyor aslında. Ama dil sorunu, yönlendirme konusundaki aksaklıklar bu konuyu aslında bir taraftan da koskoca bir sorun olarak önümüze getiriyor. Bir de bu iki statü altında olmayan sığınmacılar var ki merkezlerine gitmeleri halinde kayıt dışı olmalarının anlaşılması korkusuyla. Şimdi bu durum hem mültecilerin sağlığını hem toplum sağlığını tehdit eden bir unsur. İşte bugün bu konuyu masaya yatıracağız ve çok önemli bir projenin ayrıntılar. Kolombiya Üniversitesi ile yerel ve bölgesel partnerleri Türkiye'de yerel halktan ve mülteci gençlerin sağlık okuryazarlığını ve sağlık hizmetlere erişimini geliştirmek için dijital teknolojilerin kullanımını hedefleyen bir proje yürütüyor. İşte konuğumuz bu projenin yürütücülerinden Kolombiya Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nden Doktor Özge Karadağ. Sayın Karadağ, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi ilk sorum biraz projeyi tanıtmanızı rica edeceğim. Yani hangi sahiple yola çıktınız, ne zaman başladı, partnerleriniz kimler, donörleriniz kimler? Önce bir projeyi alabilirsek sizden özetini, daha sonra ayrıntılara geçelim. Teşekkür ediyorum. Evet, REACH projemizin ismi ve bu REACH projesini biz 2019 yılında başlattık. Aslında bölgesel bir proje. Özellikle zorunlu göçten etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ü hedefledik ve ben de uzun yıllardır genç sağlığı konusunda çalıştığım için gençlerin sağlık okuryazarlığı, sağlıklı davranışları kazanması, sağlığının geliştirilmesi anlamında. Ve 2019 yılında tabii o zaman mevcut olan fonlarla Türkiye ve Lübnan'da çalışmaya başladık. Asıl amaç gençlerin, özellikle de zorunlu göçten etkilenen gençlerin sağlık bilgisine, güvenilir sağlık bilgisine ve sağlık hizmetlerine erişimini arttırmak. Çünkü benim de içinde olduğum bir takım çalışmalar yine başka saha çalışmaları gösteriyor ki aslında mülteci ya da diğer göçmen gençlerin pek çoğunluğu var olan hizmetleri de çok iyi bilemeyebiliyorlar. Aslında ulaşabilecekleri, kullanabilecekleri ücretsiz koruyucu hizmetler var ülkelerde ama bununla ilgili farkındalığın düşük olabildiğini görüyoruz. Diğer bir taraftan hizmeti bilse de başka nedenlerle erişemeyen yine gençlerin olduğunu biliyoruz. İşte dil engeli dediğiniz gibi kültürel engeller olabiliyor. Ya da özellikle işte kadınlar, kız çocukları açısından işte evde çocukların, yaşlıların ya da engelli bireylerin bakımını üstlenip evden çıkamayan gençler olduğunu görüyoruz. Ya da farklı sebeplerle damgalanma korkusuyla hizmetleri kullanmak istemeyen gençler olduğunu da görüyoruz. Bu gençler işte HIV pozitif gençler olabilir. Bir psikiyatrik Rahatsızlık. rahatsızlık yaşayan gençler olabilir. İşte cinsel yönünden azınlık olan gençler olabilir. Yani her ne sebeple olursa olsun damgalanma ayrımcılık korkusuyla var olan hizmetleri kullanmayan, bundan çekinen gençler de var. Dolayısıyla biz bu şeyle yola çıktık. Yani özellikle biliyorsunuz internet bir derya deniz. Bir yandan çok faydalı bilgiler varken bir yandan son derece yanlış yönlendirici bilgiler de olabiliyor sağlıkla ilgili.
Dolayısıyla güvenilir sağlık bilgisine nereden erişecekleri konusunda da gençler güçlük yaşıyorlar. Buradan yola çıkarak biz dedik ki hem onların erişebilecekleri, doğrudan kullanabilecekleri elektronik dijital güvenilir sağlık bilgisi kaynaklarını toparlayalım. Hem var olan çevrelerindeki hizmetleri haritalandıralım. Haritalandırma ile ilgili başka çalışmalar da var biliyorum ama özellikle sağlığa özel arayabilecekleri telefon hatları çevrelerinde kullanabilecekleri diğer cep telefonu uygulamaları. Çünkü biliyoruz Türkiye'de de bazı ülkelerde de aslında belli amaçlarla geliştirilen başka cep telefonu uygulamaları da var. Bütün bunları toparlayabilmek, aynı zamanda gençlerin kullandıkları hizmetlerle ilgili geri bildirim vermesini sağlayabilecekleri bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Ki buradan aldığımız geri bildirimlerle yine hizmetlerin geliştirilmesi konusunda belki kamuya, belediyeye ya da işte sivil toplum kuruluşlarına geri dönüşler yapabiliriz diye düşündük. Aynı zamanda gençlerin işte o arama, hangi kelimeleri, hangi hizmetleri aradıkları üzerinden ihtiyaçlarını analiz edebiliriz. Bununla ilgili politika dokümanları oluşturabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla böyle birkaç amacı bir araya getiren bir proje. Ve dediğim gibi önce Türkiye'de başladık, sonra Lübnan, şimdi bu sene de Ürdün eklenmiş oldu projeye. Her ülkede çalıştığımız ortaklarımız var. Özellikle üniversiteler, her üç ülkede de sivil toplum kuruluşları var ve her üç ülkede de şimdi bir genç grubu, projenin genç grubu oluşmuş durumda. Burada tabii ki bizim asıl amacımız mülteci ve diğer göçmen gençlere erişmek olmakla birlikte biz projede yerel gençleri de katmak istedik. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yaptığımız araştırmalarda, etkinliklerde ya da işte bu cep telefonu uygulamasının geliştirilmesi sürecinde hem göçmen hem yerelden gençlerin bir arada çalışmasının önemli olduğunu düşündük. Çünkü aslında pek çok da ortak sorunları var. O yüzden böyle genç grupları oluşturduk. Özellikle üniversite yeni mezun ya da master öğrencilerinden oluşan karma gruplar oluşturduk. Ve projeyi de bir genç erişkin ortaklığıyla yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi proje hangi aşamada? Proje Türkiye'de bitti ve uygulamaya geçti mi? Hangi uygulamalar veriliyor? Bu akıllı telefonlara bir uygulama mı indiriliyor? Yerel gençlerle mülteci gençlerin birlikteliği yani nasıl işliyor? Onları merak ettim. Evet, biz öncelikle 2019 yılında paydaş toplantılarıyla başladık projeye. Dijital teknolojiler ne kadar kullanılıyor? Bununla ilgili deneyimleri öğrenmek için hem de ihtiyaçları öğrenmek için. Dolayısıyla üç ülkede de paydaş toplantıları yaptık. Özellikle göç konusunda çalışan, göçmen sağlığı konusunda çalışan akademisyenleri çağırdık. Kamuyu, yerel işte sağlık otoritelerini. Onun dışında Birleşmiş Milletler kuruluşlarından uzmanlar, yine belediyelerde özellikle mültecilerle çalışan uzmanları, bunun dışında da sivil toplum kuruluşlarından uzmanları yine davet ettik ve yine gençler vardı bu toplantılarda. İşte küçük grup çalışmaları yaptık, uzmanların görüşlerini aldık, var olan cep telefonu uygulamaları, onlarla ilgili deneyim ve açıkları anlamaya çalıştık. Çünkü biliyorsunuz aslında bir takım yani farklı girişimler var bu konuda ve hani tekerleği baştan yaratmak istemedik ya da vakit kaybı, efor kaybı olsun da istemedik, kaynak israfı da olsun istemedik. Dolayısıyla biz hani hangi açığı doldurabiliriz ona baktık. Bu paydaş toplantılarından sonra saha çalışmaları yaptık karma yöntemle. Öncelikle hem yerel hem mülteci gençleri bir araya getiren fotoğraf temelli çalışmalar yaptık. Niteliksel fotoses yöntemi diye bilinen bir yöntem kullandık. İşte onlar özellikle sağlık bilgisine ve hizmetlerine erişim ve dijital sağlık teknolojileri teması ile ve kendilerinin hizmet ve bilgiye erişimde yaşadıkları sorunlarla ilgili fotoğraflar çektiler. Onları tıpkı odak grup görüşmelerinde olduğu gibi fotoğraflar üzerinden konuştuk. Gruplar halinde.
Ve bu fotoses çalışmasından sonra gençlerle bir anket çalışması yaptık. Özellikle onların kullandıkları uygulamalar var mı? Onunla ilgili deneyim ne? İnternete ne kadar erişebiliyorlar? Cep telefonuna ne kadar erişebiliyorlar? İşte kendilerine ait telefonları var mı? Gibi bilgileri edinmek için. Bunun dışında bir de daha karar verici, program yürütücü ya da hizmet sağlayıcı uzman kişilerle de niteliksel görüşmeler yaptık. Yaklaşık 40 uzman, yine işte akademiden, sivil toplum kuruluşlarından, Birleşmiş Milletler'den ve kamudan göçmenlerle ve gençlerle çalışan kişilerle görüştük. Onların da önerilerini aldık. Yani bir uygulama olsa bunun içinde ne olmasını önerirsiniz diye onların da önerilerini aldık. Tüm bu karma işte araştırma, saha araştırmasından edindiğimiz bilgilerle de gençlerle çalıştaylar yapmaya başladık. Bu gençleri nasıl şey yaptık? Bir kere Türkiye için konuşursam, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile çalışıyoruz. Oradan çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Selma Karabey var, bize öncülük ediyor. Onun dışında İstanbul'da merkezi olan Biriz Derneği var, Toplum Gönülleri Vakfı var. Ve de Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği var, merkezi Ankara'da olan. Özellikle gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olmak istedik. Çünkü onların genç ağlarına erişimleri tabii ki daha yüksek. Dolayısıyla oralardan ve benim de hani yıllardır tabii içinde bulunduğum bir takım gençlik ağları üzerinden çeşitli alanlarda özellikle sağlıkla ilgili olmak üzere işte tıp öğrencileri, hemşirelik öğrencileri, psikoloji öğrencileri, sosyal hizmet öğrencileri gibi üniversitede okuyan ya da yeni mezun ya da master yapan öğrencilere eriştik. Bunun dışında çalışan gençler de var tabii ki. Yani sadece okuyan değil, çalışan evli. Tam COVID zamanına denk geldi galiba bu. 2019'da başladı proje. 2019'un, evet, nasıl etkiledi COVID? Evet, 2019'un Eylül'ünde başladı. Biz fotoğraf çalışmamızı yapabildik yüz yüze. Ocak, Şubat aylarında İstanbul'da bitirdik. Sonra mecburen anket çalışmasını ve uzmanlarla niteliksel görüşmeleri şey yapmak zorunda kaldık. İnternetten yapmak zorunda kaldık. Ama gençlerle buluşmalarımıza da başlamıştık aslında pandemi öncesinde. Gençler, yazılımcılar ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren çalıştaylar yapmaya başlamıştık. İşte ama iki çalıştay sonra onları da şeye çevirmek zorunda kaldık. Peki, yani belki biraz erken olabilir ama sonuçta nereden bakarsanız bakalım. Online yapılan bir süreç de olsa belli bir aşama kaydettiniz çalışmalarda. Evet. Böyle en hani çarpıcı birkaç noktayı söylemek gerekirse çalışmayla ilgili neler olur hocam? Evet, ben de şunu eklemek istiyorum. Hani paydaşlarla yaptığınız görüşmelerde mevcut bazı uygulamalar da var ama onlara rağmen en büyük açık nerede çıktı da siz o tarafa yöneldiniz? Evet, hakikaten yaptığımız çalışmalarda evet bir takım uygulamalar bulduk. Onlar özellikle aslında göçmenlerin ya da işte mülteciler özelinde var olan işte haklarıyla ilgili eğitim sistemine, adalet sistemine erişimle ilgili, sağlığa erişimle ilgili de bölümleri olan bazı uygulamalar var. Ama biz özellikle gençleri hedefleyen, gençlerin sağlık sorunlarına odaklanan, bir de sağlığı geliştirme amacı taşıyan bir uygulama henüz görmedik açıkçası. Öyle bir açık olduğunu gördük. Mesela işte randevu alınabilen vesaire, daha böyle tanı ve tedaviye yönelik şeyler de var. Yani hem göçmenler için hem yerel nüfus için, ama daha böyle sağlık bilgisini arttırmaya yönelik, sağlık hizmetleriyle ilgili farkındalığı arttırmaya yönelik ve de dediğim gibi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik bir dijital uygulama
ya henüz rastlamadık. Böyle bir açık olduğunu düşündük ve bu alanda bir şey yaparsak çok sayıda gence erişebileceğimizi fark ettik. Çünkü hakikaten yapılan çalışmalarda da yaptığımız çalışmalarda da aslında cep telefonu kullanımının çok yaygın olduğunu görüyoruz. Başka sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da bu çıkıyor. Her ne kadar bir telefonu paylaşan aileler olsa da de işte kadın erkek arasında ya da işte yine sosyoekonomik duruma göre farklılıklar olsa da yine de hakikaten cep telefonları üzerinden ya da internet üzerinden bir müdahale yapmanın başarısının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla işte bu şeylere temel bulduğumuz bulgulara dayanarak bu cep telefonu uygulamasını geliştirmeye başladık ve aslında son aşamadayız. Yaklaşık bir ay içinde yerini alacak, hani ücretsiz indirilebilir bir şekilde işte hem Android telefonlardan hem diğer telefonlardan indirilebilir, ücretsiz, üç dilli, şimdilik Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere indirilebilir bir uygulama olacak. Diliyoruz ki hem fonları arttırabiliriz hem de daha fazla çalışarak buradaki dil seçeneklerini de arttırabiliriz diye umuyoruz. İlk etapta çünkü yapmaya çalıştığımız özellikle tabii Türkiye açısından da düşünürsek Arapça konuşan kişiler daha yüksek sayıda. Oradan başlayıp önce bir ne kadar ne işe yarıyor bunun denemesini yapacağız. Bir takım pilot çalışmalarımız oldu zaten prototipler üzerinden ama şimdi bir kere şeye çıktığında bu App Store'lara çıktığında gerçekten kullanıcıların sağlık bilgisine bir etkisi var mı? Sağlık davranışlarına bir etkisi var mı? Bununla ilgili bir araştırma yapacağız. Yani bir ay sonra uygulama erişilebilir olduğunda aynı kullanıcıları en az 3 ay 4 ay takip ederek onların hizmetlere erişimini net düzeyde arttırdı. Ne kadar memnun kaldılar bu uygulamadan, ne gibi eksikleri var? Bunları değerlendirip ondan sonra daha fazla geliştirmek ve yeni dilleri eklemek istiyoruz. Hani böyle spesifik olarak neler, app'in içinde tam neler olacak? Gençler hani aldıkları zaman ellerine neyi görmeyi hedef, bizi de dinleyen çünkü genç dinleyicilerimiz var. Belki birazcık daha onu detaylandırabilir misiniz? Evet, tabii ki. Bir kere şeyi söyleyeyim. Her ne kadar cep telefonu uygulaması diye başladıysak da telefon kullanmayanlar için, doğrudan internetten bilgilere erişmek isteyenler için bir web tabanlı içerik de olacak. Dolayısıyla hani illa da telefon uygulamasını indirmek şart olmayacak. İnternet üzerinden de benzer içeriğe erişilebilecek. Biz her ne kadar 15-24 yaş özellikle hedeflediysek de yine de aslında pek çok yaş grubunu ilgilendiren içerikler var diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ve bir hani ücretsiz ve ticari amaçla gütmediği için aslında isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Hatta şunu da düşünüyoruz. Biz her ne kadar hani daha çok işte mülteci gençleri şey yaptıysak da yerel gençlerin de çok fazla faydalanacağı bilgiler var. Artı örneğin işte şimdi COVID dönemi Erasmus programları da şey oldu, etkilendi ama yarın öbür gün Türkiye'ye Erasmus programıyla gelen gençler de yine İngilizce içeriği kullanarak aslında pek çok hizmete gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarına vesaireye erişebilecekler. İçerik şöyle, temel başlıkları söylersem biliyorsunuz sağlığı biz fiziksel, bedensel ve sosyal sağlık olarak 3 boyutlu değerlendiriyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımıyla. Dolayısıyla bu başlıklar var. Fiziksel, bedensel sağlık içinde bütün bildiğimiz temel branşlar, onlarla ilgili özellikle hani tıbbi terimlerin açıklamaları ya da hangi branş ne konuyla ilgilenir, hangi hastalıklarla ilgilenir vesaire, onlarla ilgili bilgiler ve hep kurumsal kaynaklar var. Yani Birleşmiş Milletler'in kaynakları olabilir, Sağlık Bakanlığı'nın kaynakları olabilir. Bilinen üniversitelerin, köklü sivil toplum kuruluşlarının internet kaynakları olabilir. Hep kurumsal kaynakları yönlendiriyoruz daha detaylı bilgi için. Bunun dışında ruh sağlığı var. Ruh sağlığını çok önemsiyoruz. Özellikle klinik psikolog ve psikiyatri uzmanlarıyla çalıştık. Psikoloji öğrencileriyle çalıştık bu içeriği geliştirmek için. Özellikle de gençlik dönemini ilgilendiren ruhsal konular.
Sosyal sağlık var. Sosyal sağlıkta da daha çok işte akran ilişkileri, arkadaş ilişkileri, damgalama, ayrımcılık, bir ülkede hani bir göçmen, mülteci, genç olmak gibi ya da işte şiddetin önlenmesi gibi pek çok hani sosyal sağlığı da ilgilendiren konular var. Çevre sağlığı koyduk. Mesela bu da rastladığımız bir şey değil ama şeyi önemsiyoruz. Gençlerin örneğin işte iklim değişikliğiyle ilgili, sağlıklı kentlerle ilgili, sağlıklı iş yerleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını, çevresel bir takım yani kullandıkları kozmetiklerden ya da işte temizlik malzemelerinden tutun hani sağlıklı evlere kadar çevre ile ilgili bilmeleri gereken bir takım bilgileri koyduk yine kaynaklarıyla beraber. Bunun dışında tabii pandemi başladığı için projeden sonra COVID-19'a özel bir bölüm var. COVID-19'la ilgili bilgiler, hizmetler, işte aşılarla ilgili vesaire bütün hani kurumsal Sağlık Bakanlığı'nın da var olan kaynaklarına yönlendiren, hizmetlere yönlendiren, randevu hatlarına yönlendiren bir bölüm var. Onun dışında sağlığı geliştirme bölümü var. Burada doğrudan özellikle de gençleri ilgilendiren her türlü sağlık davranışı. İşte ne bileyim güneşten korunmadan tutun güvenli cinsellik, sigara kullanımı, alkol kullanımı, pek çok sağlık davranışı konusunda bilgiler ve yine kaynaklara yönlendirmeler var. Bir diğer bölümde sağlık sistemi. Çünkü ülkenin sağlık sistemini tanımalarını istiyoruz. Sağlık sistemi, sağlık sigortaları, işte sağlıkla ilgili haklar ve aynı zamanda da sağlıkla ilgili bir takım kanunları da burada çok kısaca özetlemeyi istedik. Çünkü yine yaptığımız saha araştırmalarında, hani benim daha önce de bulunduğum araştırmalarda gördüğümüz, örneğin Türkiye'de resmi evlilik yaşı nedir? İşte kadınların, kız çocuklarının hakları nedir? İşte bir şiddet konusunda ve cinsel istismar durumunda hakları nedir? Nerelere başvurabilirler? Bununla ilgili mevzuat nedir? Bununla ilgili de şeyleri, örneğin işte tütün kontrolüyle ilgili kanun vesaire, bütün bunlarla ilgili de bilgilendirme yapmanın iyi olacağını düşündük. Onlarla ilgili de sistem, sağlık sistemi ve sağlıkla ilgili mevzuatı da toparlayan bir bölüm var. Şimdi burada ağırlıklı olarak zannediyorum benim anladığım kadarıyla bir bilgilendirme, bir havuz var, bilgilendirme havuzu her açıdan bütün sağlık şeyleriyle, parametreleriyle ilgili bilgilendirme var. Peki sağlık hizmetlerine erişimle ilgili herhangi bir uygulama var mı? Evet, şimdi bu bahsettiğim başlıklarda dediğim gibi biz tabii ki gençler biliyorsunuz zaten görsel şeylere daha Evet. şeyler eğilimliler ve bir ansiklopedi okumak istemiyorlar, uzun paragraflar okumak istemiyorlar. Dolayısıyla biz her başlık altına çok bir iki kısa paragraf oluşturup hep kaynaklara yönlendirdik. Hem uluslararası kaynaklara hem de Türkiye'de üretilmiş üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ya da bakanlıklar tarafından üretilmiş belediyeler olabilir. Web sitelerine, güvenilir web sitelerine yönlendirdik. Daha fazla okumak isteyenler oradan okusun diye. Onun dışında bütün o alt başlıklarla ilgili aranabilecek bir telefon hattı varsa onları yerleştirdik. Örneğin işte tütünle ilgili bölümde sigarayı bırakma hattı, ne bileyim işte kadın şiddetle ilgili bölümde işte şiddet durumunda aranabilecek hatlar gibi işte COVID'de işte aranabilecek hatlar gibi telefon hatları varsa cep telefonu uygulamaları. Örneğin işte o konuda randevu alabilecekleri bir cep telefonu uygulaması varsa onlara yönlendirdik. Böyle bir yönlendirme. Onun dışında da fiziksel hizmetleri haritalandırdık. Yani şehirlerde var olan işte hastaneler, kamuya ait özel hastaneler. Onun dışında belediyelerin açmış olduğu ya da sivil toplum kuruluşlarının açmış olduğu örneğin gençlik danışma merkezleri ya da kadın danışma merkezleri varsa onları haritalandırmak için epey şey yaptık. Aslında bu haritalandırma ile ilgili yapılan çalışmalar da var. Biliyorsunuz mesela UNHCR'ın Türkiye'de yaptığı değerli bir çalışma var. Başka sivil toplum kuruluşlarının yaptığı haritalandırma, onlara da yönlendirme var. Yani daha önce yapılan haritalandırma çalışmalarına da fiziksel hizmetleri coğrafi lokasyon üzerinden, harita üzerinden görebiliyorlar. Yani yakınlarında işte ruh sağlığına yönelik, ne bileyim işte COVID'e yönelik ya da işte aradıkları branşa yönelik hizmetler neredeyse onları filtreleyerek erişebiliyorlar, harita üzerinde görebiliyorlar.
Bunun dışında kullanılan hizmetle ilgili geri bildirim verebilecekler. Yani kısaca yaşadıkları bir sorun varsa örneğin ya da olumlu bir şey varsa bununla ilgili geri bildirim verebilecekler hizmetlerle ilgili. Bir diğer üzerinde çalıştığımız şimdi son birkaç aydır şey de bir akran danışmanlık modeli üzerinde çalışıyoruz. Gençleri yine özellikle işte psikoloji, diş hekimliği, işte diyetisyenlik olabilir, şey olabilir, tıp olabilir, hemşirelik olabilir, sosyal hizmetler olabilir. Burada son sınıf öğrencisi, yeni mezun ya da işte master yapan gençlerden akran danışmanları eğitiyoruz. Ben akran eğitimiyle de uzun yıllar ilgilendim ve çok etkili bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençler gerçekten gençleri dinliyorlar ve onlara güvenerek bir takım şeyler yapıyorlar, hizmetleri kullanıyorlar. Dolayısıyla şimdiye kadar işte 25'e yakın bu şekilde genç eğittik. Onlar da cep telefonu uygulamasını kullanan gençlere yönlendirici olacaklar. Yani tıpkı bir sağlık aracısı gibi düşünebiliriz ya da işte akran eğitimci gibi düşünebiliriz. Bunun yöntemi ne olacak Özge Hanım? Bunun yöntemi ne olacak? Evet, cep telefonu uygulamasını kullananlar şayet kendileriyle ilgili özel bir konuda danışmak isterlerse uygulama üzerinden mesaj gönderecekler. Aslında uygulama tamamen anonim. Yani uygulamayı kullanmak için herhangi bir kişisel bilgi vermenize gerek yok. Bunu özellikle yapmak istedik. Yani bir TC kimlik numarası ya da bir 99'lu numara paylaşmaya gerek yok. İsim soyad paylaşmaya gerek yok vesaire. Sadece cinsiyet ve yaş girerek uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ama eğer kendinizle ilgili özel bir konuda danışmak ve hangi hizmeti kullanabileceğinize dair bir soru sormak istiyorsanız o zaman o akran danışmanlarına, genç akran danışmanlarına mesaj atabilecek uygulamayı kullananlar ve oradaki genç örneğin işte psikolojiyle ilgiliyse psikoloji öğrencisi ya da işte yeni mezun ya da işte tıpla ilgili bir şeyse ya da sosyal hizmetle ilgili bir şeyse o eğitimli genç akran danışmanı kullanıcıyı çevresindeki hizmetlerle ya da bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili bilgilendirecek. Bir de şey havuzumuz var tabii yani uzmanlardan oluşan hani hekim, hemşire, psikolog, klinik psikolog gibi ya da o uzman ekibe danışarak o genci doğru hizmete yönlendirecek. Çünkü hani bir sonuçta gencin tam donanımlı bir uzman gibi şey yapmasını bekleyemeyiz, sorunu çözmesini bekleyemeyiz. Bu yüzden bir ara köprü görevi görmesini düşündük bu eğitimli gençlerin. Gençler gençleri uygun hizmetlere ve uygun uzmanlara yönlendirecekler diye düşünüyoruz. Çok, çok çarpıcı bence. Gönüllü gençler zannediyorum. Evet, genellikle gönüllü ama şu anda bir fon arayışımız var açıkçası. O şimdi eğittiğimiz genç havuzu daha sürdürülebilir bir şekilde bu uygulamanın destekleyicisi olsun diye. Yani böyle yarı zamanlı tıpkı bir hani işe almak gibi aslında asıl amacımız daha sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmak. Kaynak arıyoruz bununla ilgili. Yani o çünkü tamamen gönüllülüğe dayalı genellikle zor işliyor bu akran eğitimi modelleri. O yüzden biraz en azından hani onlara bir şey olacak şekilde, biraz destek olacak şekilde finansal olarak da böyle yarı zamanlı bir model üzerinde çalışıyoruz, kaynak arıyoruz. Kaç kişiyi hedefliyorsunuz akran dostluğu açısından? Şöyle, şimdi 25 kadar genci eğittik ve onlarla hani çalışmak üzere başlıyoruz. Ama bunun tabii bir devir daim içinde gitmesi gerekiyor. Şimdilik hani 25 kişi var çeşitli branşlarda yeni mezun ama bunu ihtiyaca göre herhalde arttırabiliriz. Ama her halükarda bu gençlerin yerine gelecek yeni gençleri de eğitmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yeni mezun gençler ya da master yapan gençler bir süre sonra tam zamanlı işler bulup ayrılabiliyorlar, projelerden kopabiliyorlar. O yüzden bir şekilde bunu sürekli kendini yenileyen bir sisteme çevirmemiz gerekecek. Ve Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilir olacak anladığım kadarıyla. Evet, evet. Zaten gençleri de Türkiye'nin her yerinden karma bir şekilde seçtik. Yani internet ve hakikaten internet üzerinden buluşmanın güzelliği o oldu. Eğitimleri de tamamen uzaktan yaptık. Çok çeşitli illerden, gençlerden. Ve herhalde bundan sonra da yani tabii pandeminin durumuna göre çeşitli illerde buluşmalarımız da olabilir bu gençlerle.
Ama genellikle şey üzerinden, uygulama üzerinden ve dijital olarak bu yönlendirme hizmetini yapacağız. İnşallah birkaç ay içerisinde uygulamanın da belki bazı çıktılarını sizinle tekrar konuşabiliriz. Nurhancığım bir şey Özlem soracaktın Hanım. galiba sen. Ben Evet, tam o arada girdim. Pardon, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi orada geri bildirimler de alınacak bu uygulama yapılırken. Bu geri bildirimler bence çok değerli olacak. Siz bu geri bildirimleri nasıl kullanacaksınız? Karar alıcılara, kamuya iletmeniz, raporlamanız söz konusu olacak mı? Evet, bunu istiyoruz. Zaten bununla ilgili kamu kurumlarıyla da görüşüyoruz. Ben özellikle işte Ankara'da Sağlık Bakanlığı, Göçmen Sağlığı Dairesi Başkanlığı ve de yine işte sağlığı geliştirme ile ilgili bölümlerle de bir takım görüşmeler yaptım ve bu çalışmaları anlattım. Dileğimiz bütün o hakikaten uygulama üzerinden bir kere gençlerin arama hangi kelimeleri arıyorlar, hangi hizmetleri arıyorlar? Bunlar tamamen anonim zaten analiz edilecek. Dolayısıyla gençlerin oradan sağlıkla ilgili ihtiyaçları, sağlık hizmetleriyle ilgili ihtiyaçlarıyla ilgili bir takım verileri kantitatif olarak yani niceliksel analiz edebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun dışında da hizmetlerle ilgili geri bildirimlerini, yani şurada şu hizmeti kullandım, işte şöyle bir şey yaşadım ya da işte yani genç ne kadar o hizmetlerin genç dostu olduğu ile ilgili şeyler olabilir ya da işte ne bileyim bir takım damgalama ayrımcılıkla ilgili yaşanmış şeyler olabilir vesaire. Bütün bunları da niteliksel olarak toplayarak şu andaki düşüncemiz örneğin 3 aylık ya da 6 aylık periyotlarla bunları raporlaştırabiliriz. Ve yine bakanlıkla aynı zamanda işte özellikle Göçmen Sağlığı Dairesi Başkanlığı'yla, Adresan Sağlığı bölümüyle şeylerle aynı zamanda da tabii ki hani bilimsel yayına da dönüştürebiliriz ama özellikle önemsediğimiz doğrudan hizmete yansıyacak bir şey olsun. Yani hizmetleri geliştirecek bir şey olsun. Dolayısıyla kamu bağlantısı, belediyeler ise hizmetleri sunan doğrudan o belediyelere bu raporları sunmak istiyoruz. Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Dediğim gibi az önce inşallah birkaç ay sonra uygulamanın çıktılarını, sonuçlarını en azından görebildiğimiz kadarını tartışabiliriz, tekrar konuşabiliriz. Ben kendi adıma ve İGAM adına yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim Özge Hanım. Gerçekten merakla bekliyoruz ve sonuçları da uygulamanın nasıl gittiğini de sizden öğrenmek isteriz ilerleyen zamanlarda. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Evet yani hem REACH projesinin web sitesi üzerinden ya da ben de tekrar güncel bilgileri paylaşabilirim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili İGAM dinleyicileri, izleyicileri, bir yayının sonuna daha geldik. Lütfen kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık podcast'ten de bizi dinleyebiliyorsunuz. Gelecek hafta yine pazartesi günü saat 14'te bir başka göç gündemiyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.